İstanbul Teknik Üniversitesi'nde 10 kişilik ekip bir robot köpek tasarladı. Teknofest'te derece alan robot köpeğin nükleer santral projelerinde ve savunma sanayinde kullanılması planlanıyor. İTÜ'lü öğrenciler nükleer santrallerde ve savunma sanayinde kullanılacak bir robot köpek geliştirdi. Robot köpek adını 6 Şubat depreminde onlarca can kurtardıktan sonra ölen Meksika arama kurtarma ekibinin köpeği Proteo'dan aldı. Köpeğimizin ana özelliği yüksek hareket kabiliyetine sahip olması. Robotumuzun temel maksadı insan hayatını riske atmamak üzere çeşitli görevleri üstlendirmek. Yaklaşık 1,5 sene sonra artık piyasada bizim robotları görmüş olacaksınız. Robot köpek Proteo, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde bulunan Arı Teknokent tarafından desteklendi. Ayrıca Teknofest'te uzay, havacılık ve savunma kategorisinde birinci oldu. Bir robot köpek geliştirdiler. Tamamen öğrencilerden oluşan bir grup. Öncelikle kulüp olarak başladılardı. Sonra böyle bir fikri İTÜ çekirdeğe getirdiler. Biz destekledik. Projenin geliştirilmesinde 10 kişilik bir ekip çalışıyor. Şu an daha çok robotun kendi kontrolü ve stabil hale gelmesi üzerine çalışıyoruz. Ben robotun makinenin tasarımını gerçekleştiriyorum. Bizim robotumuzun diğer robotlara göre olan farkı endüstri olması. Bu da su ve toz geçirmez özelliklere sahip olmasının anlamına geliyor. Ben elektronik kartların tasarımı üstüne çalışıyorum. Problem çıktığında kartı daha iyi inceleyip problemi tespit edebilmek için mikroskobu kullanıyoruz. 12 ayrı motoru bulunan 15 kilo yük taşıma kapasitesine sahip robot köpeğin 2 saatlik kullanım süresi var. Bilim